Bunu nasıl kabul edersin? Sen okula gitmek yerine bunları mı yapıyorsun? Anne, ne diyorsun? Ne yanlış yaptı ki? Neyi doğru ki bu kızın Sıvara? Bu tamamen yanlış. Sanskar'la Lakşe istedikleri kızlarla evlendi sonuçta. Evin oğulları sevdikleri kızlarla evlenebiliyorken... evin kızının neden böyle bir hakkı yok? Evet yenge. En azından Uttara bunu size söyledi. Ya haber vermeden kaçsaydı? Sen de kapa çeneni. Kızımın aklına saçma sapan fikirler sokmaya kalkma sakın. Hayır yengem, öyle demek istemedim. Ragini, senin avukatlığımı yapmana gerek yok. Ne demek istediğimi kendim anlatabilirim. Yeter. Kesin tartışmayı. Zivara, sen bu çocukla tanıştın. Sence bu çocukla tanışmalı mıyız? Evet amca. Peki o zaman. Sıvara çocuğu beğendiyse... o zaman... onunla ve ailesiyle tanışacağız. Abi! Abla! Teşekkür ederim Sıvara yenge. Ağlama artık. Mutlu oldun mu? Merhaba. Hoş geldiniz. Bunlar annemle babam. Hoş geldiniz. Abla... bu çocuk çok yakışıklıymış. Buyurun, oturun. Hadi anne. Bu benim büyük oğlum, Adarş. Merhaba. Hoş geldiniz. Bu da karısı, yeğenimiz Parinita. Merhaba. Hoş geldiniz. Bu ortanca oğlum Sanskar. Hoş geldiniz. Bu da onun karısı Sıvara. Merhaba. Merhaba. Ve bu da küçük oğlum Lakşe. Sujata, Uttara'yı çağır. Evet, Ragini onu getirmeye gitti. Ben getiririm. Hayır. Sujata, insanlar. Büyük gelinimiz, sen zahmet etme. Geldi. Bu da bizim küçük gelinimiz, Ragini. Hoş geldiniz. Ömer. Sen! Tanrım, kız bu evdenmiş. Ragini kızım, Rajat'ı tanıyor musun? Evet baba, o evet, çocuk... Evet amca, tanışıyoruz biz. Nereden? Anlat. Aslında onların mahallesine gitmiştim.
Bu yaşta mabede falan gidip günahlarından arın sen. Onun yerine benimle kavga etme. Anladın mı? Ve bir daha... Ragini? Müstakbel damadımıza tokat mı attı? Sujata. Rajat, senin kiraya çıkmana ne gerek vardı? Bak Uttara, bunu söylemeyi unuttuğum için karışıklık çıktı zaten. Evi kendime değil, hizmetçime tutacaktım. Peki, neden bunu söylemedin? Ben söyleyemeden büyükanne kızınca ben de kızdım. Danesh amca son 10 yıldır bizim evimizde çalışıyor ve yalnız olduğu için kimse ona ev vermiyor. Geçen hafta baktığı 6 evi de ona vermediler. Bu yüzden canım sıkıldı. Lütfen beni affedin efendim. Biz bunu bilseydik böyle olmazdı. Önemli değil. Bu arada çok sağlam bir tokat attın orada bana. Çok üzgünüm. Önemli değil. Özür dilemenin ne faydası var Ragini? Bunu yapmadan önce düşünmen gerekirdi. Yenge, Ragini her ne yaptıysa babaannesi için yaptı, tamam mı? Evet yenge, hepimiz Ragini'nin ne kadar sakin olduğunu biliriz. Herkese saygılıdır. Ayrıca sebepsiz yere kimseye de kızmaz. Evet, bak Rajat, üzgünüz. Umarım bu olanlara anlayış gösterirsin. Ragini bunu yapmak istemezdi. Yani lütfen. Tabii anlıyorum. Hatta hata onda değil, hata bendeydi. Babaannesine kaba davranmamalıydım. Ondan özür dilemem gerekiyor. Ben... Yanlış anlama ortadan kalktıysa hadi evliliği konuşalım. Otur oğlum. Uttara, ne yapıyorsun? Müstakbel gelinler böyle durmazlar. Gel.